atölyeler sizlere olacak. Şimdi bu atölye elimizde bir... Belediye Başkanımız Sayın Alper Kaban. Evet, Volkan'cığım teşekkür ederim. Bizi izleyenlere de merhabalar diliyorum, iyi günler diliyorum. Başkanım, atölyenin elinde nedir? Biz burada proje atölyesi kurduk. Tamam. Proje atölyesinde ne yapmak istiyoruz? Gençlerimizi burada, buraya çekmek istiyoruz. Burada onların özellikle geleceğe muhatap işlerde, işte fikirlerini, girişimcilik ruhunu burada gerçeğe, ete kemiğe büründürmelerini istiyoruz. Bu maksatla bu proje atölyesini kurduk. Burada gördüğünüz gibi laboratuvar imkanları var, teknik atölyeler var. Burada içerisindeki alet edevatlarla, teknik ekipmanla kendi iş fikirlerini, kendi yenilikçi fikirlerini, inovatif fikirlerini burada hayata geçirme fırsatını, imkanını bulabiliyoruz. Başkan, elinizde kimler var? Evimizde kimler var? Evimizde bir kere genç arkadaşlarımız var, öğrenci kardeşlerimiz var. İçerisinde şu anda üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okuyan kardeşlerimiz var. Öğrenciliği henüz bitmiş olan arkadaşlarımız var. Yani burada farklı farklı yaş gruplarını toplayarak bahsetmiş olduğumuz bu atölyenin içerisinde onların bir şeyleri geliştirmesini arz ediyoruz. Evet. Ama başkanım, bir kişiyi eksik söylediniz. Çok önemli bir arkadaşımız daha var. O da teknik. Bizim bir köpeğimiz var. O da bizimle beraber bütün icatlarda görev alıyor. Kendisi hayvan üniversitesinden mezun, makine bölümünde. İnşallah onunla beraber çok güzel bir icatlar yapacak. Bizi bekliyor. Peki başkanım, bir soru daha soracağım size. Bayık hocam, aramızı yapıyoruz. Bu neydi? Kısa bir bilgi alabilir miyiz? Evet arkadaşlar, bu çok kıymetli bir şey yapıyoruz. Aslında Bayık Hoca, işte atölyeye ismini verdiğimiz Bayık Hoca, Osmanlı'nın ilk şehidi ve İnegöl'de bu topraklarda metfun, türbesi burada. Biz de ecdadımızı hem önemsiyoruz hem de genç neslin de onların tanımasını istiyoruz. Dolayısıyla böyle bir isim vermenin ben değerli olduğunu düşünüyorum. Sağ olsun, bunun tabii fikir babası arkadaşlarımız ve bize de çok makul ve mantıklı geldi. İsmini de Bayık Hoca olarak belirlemiş olduk. Peki başkanımıza bir soralım bakalım. Araba ne zaman sokaklarda olacak, İnegöl sokaklarında? Evet, elektrikli gezi aracı kurmuş olduğumuz proje ekibiyle üretimine başladık. Önce bir prototip çıkardık. Bu prototip sayesinde arkadaşlar etaplara bölerek şasisinden başlayarak işte tüm elektrik aksamına kadar, tüm işte oturum alanlarına kadar, onun enerji sistemlerine, otomasyon sistemlerine kadar en ince ayrıntısına kadar hesap edildi. Şimdi inşallah çok yakında sizlerle bu yıl içerisinde buluşmasını hedefliyoruz. Peki başkanım, arabayı nerede kullanacağız? Arabayı... Şehirler arası falan ödeyelim. Tabii şöyle, bu bir halk otobüsü falan değil. Yani bunu işte mini golf arabaları olarak düşünebilirsiniz. Bunları özellikle kültür ve turizme uygun olanlarda. Şu anda aslında proje atölyesi de nerede? Onu da ifade etmek istiyorum. Evet. Yenice bölgemizde ve doğa sporları merkezimiz. Kısa adı da DOSTUR bunun. Dostum'da bu alan içerisinde misafirlerimizi gezdirebiliriz. Yine oynat gibi kaplıcalarımızda misafirlerimizi bir noktadan bir noktaya taşımak için rahatlıkla kullanabiliriz. Velhasıl kültür ve turizm amaçlı daha çok ve kendi projelerimize dönüp kullanmak istiyoruz. Bayık Hoca elektrikli gezi aracı. Peki başkanım, yine böyle gençlerle alakalı projeleriniz var mı? Evet, gençlerimizle alakalı şöyle söyleyeyim. Özellikle teknolojinin baş döndürdüğü bir dönemdeyiz. Evet. Bizler de onlara teknolojik fırsatları sunmak istiyoruz. Bunun için bir günümüzde işte kuluçka merkezi dediğimiz, teknoparklar dediğimiz, bilişim vadileri dediğimiz bu imkanları inceliyoruz. Biz bunun biraz daha teknoloji transfer ofisi dediğimiz bölümünü şehrimizde hayata geçirip İş fikri olanları, girişimcileri bu alana alıp burada onlara üniversitemiz aracılığıyla mentörlük edip ve onlara laboratuvar gibi ya da işte ofis gibi imkanları sunup onlara bu arada fikirlerini geliştirmeleri. Çok güzel. Kulağıma bir fısıldı geldi, Başka bir Bayık Hoca Hareketi bir projemiz daha varmış. Herhalde bu kaçak yapılarla alakalı. Evet. Onun hakkında bilgi alabiliriz. Evet. Proje ekibi kurduğumuzu söylemiştim. Proje ekibiyle drone'la kaçak yapı takibi yapabilmek için ayrı bir ekip oluşturduk. Kaçak yapı dediğimiz konu ülkemizin bir problemi. Evet. Şehrimizde her ne kadar bununla ilgili çok çok büyük bir sorun yaşamasak da yine de bu alanı teknolojiyle kontrol altına almak istiyoruz. Yani
sahada gezen ekiplerimiz olarak değil ama havadan insansız olarak uçuş yapan ve tüm bölgeleri, tüm şehri tarayan ve bir yerde bir imalat varsa bu imalatın izinli mi, izinsiz mi olduğunu kendi yazılım teknolojisiyle algılayan ve bunu ilgili bilimine aktaran bir yapı. Bu çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ve bunu hayata geçirmek üzere de ayrı bir ekip oluşturuldu. Oradaki genç kardeşlerimiz de bunu şu an çalışıyor. O zaman kaçakçılar bundan sonra kaçamayacak, haberin olsun diyorum. Aynen öyle. Şimdi başkanım, bizim bugün burada bir etkinlik yapacağız. Ben eden robot. Arkadaşlarımız bu robotları ilk önce dağınık bir şekilde masaların üstünde olacaklar. Sonra bu robotları birleştirecekler ve bu robotlar dans edecek. İlk dans etmeleri inşallah yine geçici fitemiz diye buyuruz ama ümidimiz o Allah için. Ama artık bize dansa ne çıkar onu bilemiyoruz. İsterseniz şöyle kısa bir şekilde bir masalarla gidelim, ziyaret edelim. Ondan sonra devam edelim. İzleyelim başkanım arkadaşlar neler yapıyorlar diye. Arkadaşlar kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun. Hemen nasıl gidiyor? Hazır mısın? Evet. Zeynep? Hadi bakalım. Eğmen biraz meydanlara da başlayalım. Fark için evet. Bilgisayar yapıyor. Evet, evet. Hepinize kolay gelsin. Sağ olun. Müsaadenizi istiyorum. Görüşmek üzere. Başarılar. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet, başkanımızı uğurluyoruz. Yeni programlarda başkanımızla görüşmek üzere. Şimdi arkadaşlar, şimdi teknik masadayız. Teknik masada olan arkadaşlarımızı tanıyacağız. Bakalım arkadaşlarımız kimlermiş? Bir öğrenelim bakalım. İlk başta çok güzel bir bayan var. Evet hanımefendi, sizi tanıyabilir miyiz? Adım Zeynep Coşkun, 7. sınıfta çıkıyorum. Beyefendi sizi tanıyalım. Adım Eymen, söylediğim para büyük. 3. sınıfa gidiyorum, bak okul okuyorum. Bak okul okuyorsun. Evet. Eymen, senin nasıl bir fikrin var, projen var? Var mı? Yok da. Ama ileride olabilir. Evet, olabilir. Tamam, teşekkür ederim. Evet, bir daha aramızda başkanımızda bahsettiği gibi mühendisler var. Şimdi mühendis arkadaşları tanıyalım. Merhaba, İlyas Çekmen. Şu an arkadaşlarla robotu yapacağız. Tamam. Onlara yardımcı olmak için buradayım. İlyas Bey, hangi okul? Uludağ Üniversitesi Elektrik Bölümü. Maşallah. Evet, sizi tanıyalım. Adım Fahri Güneş. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde okuyorum. Evet. Bilgisayar mühendisliği 3. sınıftayım. Peki Fahri'ciğim, senin böyle bir hayalin var mı? Ya ben böyle bir şey keşfedeceğim. Bu keşfettiğim şey o kadar önemli olacak ki dünyaya, hatta bütün insanlığa büyük bir hizmet olacak. Dediğim şey var mı? Uzaktan yapılan ameliyatlar olur ya. Ha, ameliyat, evet. Evet. Bir ameliyat yapılmasıyla alakalı. Evet. Robotlar yapılıyor. Evet. Bunlardan rol almak isterdim. Oo. Çok güzel. Çok güzel. Evet, sizi tanıyalım. Merhaba, benim Güven Yalçıkkaya. Sakarya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Konstantin Öğrencisi. Bayık Hoca Profesör robotumuz yani ne özelliği ne adı ne farkı mı adı? Robotumuzun adı internette Otto Robot olarak geçiyor. Bu robot açık kaynaklı. Şu an bizde 3 tane kodumuz var. Bu kodları aldıktan sonra bu robotumuzda danslar yapabiliriz. Ondan sonra vereceğimiz kişilerde kodları yükleyerek daha farklı oyunlar yapabilir. İçerisinde Bluetooth modülü yüklenerek Bluetooth modüllerle telefondan kontrol edilebilir. Şurada buzzer sistemimiz var. Buzzer sistemiyle kendimiz yazacağımız kodlarla yine müzik çaldırabiliriz. 8 megabitlik küçük bir dosya o da olsa şarkı çaldırabiliyoruz. Telefondan kullanımı oluyor. Şuradaki sensörlerle, evet, uzaklık sensörleriyle birlikte hani mesela yürüdüğünde bir yeri algılayıp tekrar oradan sanki korkmuş gibi hızlı hızlı paytak paytak yürüyebilir. Bunları tasarlayabiliriz. Peki ilk baş dans ediyorsunuz. Evet. Evet. İlk dansınız ne olacak? İlk önce bir tanesi bir tane örnek verin. Bir tanesi bir çalsak. Tabii. Uygun olur. İki tane oynayabilir mi? Oynar. Onu bir kodlayabiliriz. Tabii. Açık kaynak olduğu için yapılabilir. Ama şu an içerisinde 3 tane oynar. Daha farklı hani dünyaya özgü danslar var. Bu dansları yapacak. Vay. Senin bu dansla ilgili bir fikrin var mı? Yok. Yok. Çok net cevaplarımız var. Ya var ya yok. İkisi arasında devam ediyor. Programımız devam ediyor. Çok az şeyler kaldı. Bakalım arkadaşlarımız bu kısa küçük şeyleri bitirdikten sonra
robotlarımız nasıl dans edecek bir izleyelim bakalım. Ama öncelikle bu küçük şeyleri bir tamamlayalım değil mi? Evet. Hadi tamamlayalım bakalım o zaman. Belediğimiz olarak birkaç hediyemiz olacak. Sizleri buraya davet ediyorum hediye takdim etmek için. Bir takım böyle sol tarafımı alayım. Diğer takım arkadaşım buraya gelsin. Evet, öncelikle küçüklerden başlayayım. Sonra bakarsın ağlarlar ya. Benim sen bunu al. Bu da sizin olsun. Oynadıkça yazdıkça dolduğumuzu hatırlayın. Ne zaman kubat yaparken biz zaten unutmayın, tamam mı? Atölye evinde. Bizim evimiz her güzel kapısı açık, ona göre. Siz de benim evimi beğenmedin. Bir dakika. Buyurun. Ben çok teşekkür ediyorum. Yeni yaşamalarda yeni etkinliklerde görüşürüz, tamam mı? O zaman ne yapıyoruz? Hep beraber bir el sallıyoruz. Efendim tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bugün Otto robotumuzu tanıtacağız sizlere. Bu Otto robotumuz ayakları 90 derecelik açılarda dönen SG90 servo motorlarla yönlendiriyoruz. Şurada sensörümüz var. Bu sensörlerle birlikte algı mesafesi, mesafe algısını ayarlıyoruz. Bunu açtığımızda yüklediğimiz kodlar dans ettirebiliyoruz. Şu şekilde şu an en başta gösterelim. Şimdi robotun yapımına başlayabiliriz. İlk önce şu ayak kısmındaki sol ayak kısmını bağlıyoruz. Kablonun şuradaki eğiklik kısmına göre dışarıda olması gerekli. Burada sabitliyoruz. Çentikleri ayarlıyoruz. Tornavidamızla birlikte motorlarımızın bağlantılarını yapıyoruz ayaklara. Çok fazla sıkarsak şu iç taraftaki vida yalama olabilir plastik parça olduğu için. O yüzden tatlı sıkı olması gerekli. Şimdi ikinci parçayı sabitliyoruz. İlk önce yine dış kablo burada olacak. Bu şekilde içeri oturtulduktan sonra servo motorlarının içerisinden çıkan aparatlarla birlikte tekrardan bağlantılarını yapıyorum. Şu an bu bağlantılarımız hazır. Robotumuzun alt kasası. Buraya yine aynı şekilde servo motorlar bağlanacak. Bunlar için şurada iki tane bölgemiz var. Servo motorların tam oturduğu yeri. Motorumuzun çentikleri buraya uygun olacak şekilde takılacak. Diğer motorumuzu takıyoruz. Diğer motorumuzu da taktık. Şimdi midalarımızı kullanarak motorları sabitliyoruz. Bunun için servo motorlardan çıkan 4 tane pullu vidayı kullanırsak daha sağlıklı olur. Birinci motor tamam. İkinci motoru bağlıyoruz.
İki motorumuzun da bağlantısı hazır. Bildiğinde şu şekilde gözüküyor kutuda. Şimdi bu ayak kısımları, bacak kısımları, bacak kısımları ayak kısımlarına bağlanması için şimdi servo motorlarımıza tekrardan bağlayacağız. Bunu şu şekilde kesiyoruz bu parçanın içerisine girmesi için rahatlıkla. Şimdi kestik, içerisine oturtuyoruz. Bu oturduktan sonra bastırmanıza fayda var baskılardan yana. Şu beyaz kısım buranın ucuna gelecek şekilde ayarlarsanız daha yararlı olur sizin için. Yine vidalarımızı kullanıyoruz. Tekrardan buradaki parçamızı kesiyoruz. Kestikten sonra yerleştiriyoruz. Burası hazırlandıktan sonra tekrar vidamızı alıp bağlantıyı gerçekleştiriyoruz. Bu bağlantımız da hazır. Şu an bacakları hazır. Şimdi şurada bir bağlantı yeri var. Vidaların girebileceği. Ve burada da servonun yine bağlantı yeri var. Servo motoru şu şekilde içeri doğru sokuyoruz. Zaten şu bölgede servoya uygun şekilde yuva var. Bu yuvaya girdikten sonra orada yerimiz belli oluyor. Pullu vida ile birlikte sıkarsak daha sağlıklı olur. Pullu vida ile sıkıyoruz şu an. Burada dikkat edilmesi gereken servo motoru tamamen düzgün oturdu. Evet, şu anda bu şekilde bunu vidaladık burada. Diğer servo motoru ayağa bağlayacağız. Vidaladıktan sonra bunu buradan yollayabiliriz. Şu şekilde. Bu üst taraftan çıkacak şekilde. Buradan çıkartabiliriz. Şu an ikinci bacağın da bağlantısını yaptık. Bunlar hazır. Şimdi robotumuzun üst kartını takacağız. Bu şekilde olması gerekli. Bunu taktık. Burada vidalarımızı da yine sabitleyebiliriz. Bu vidaları takarken yine dikkat etmeliyiz. Elektronik parçaların belli yerlerine değmemeli. Şurada komponentler var. Bu komponentlere şu vidanın değmemesi lazım. Orada dikkat etmek gerekli. Şurada yine aynı şekilde delik yeri var. Burada enerji kablosu giriyor. Orayı sıkarken yine dikkat etmemeli gerekli. Arduino Nano'muzu şu an üstüne yerleştireceğiz. Şu an tüm pinler hazır. Kutuya oturduktan sonra burada program atacağımız kablonun giriş bölgesi var. Buranın tam oturmasına dikkat etmeliyiz. Aynı şekilde. Şimdi bir adet buzzer'ımız vardı. Bu buzzer'ı alt gövdenin burada hazır olan bölgesine yerleştireceğiz. Şurada ona göre zaten yuvarlak var. Oraya doğru yerleştiriyoruz. Şimdi bu açma kapama butonumuz var aynı şekilde. Bunu da buraya yerleştireceğiz. Şu şekilde alttan çıkacak. Burada montajı yaptıktan sonra alttan çıkacak açma kapamayı buradan gerçekleştireceğiz. Şunları kurtaralım. Buzzer'ımızın iki tane kablosunu takalım şurada. Kahverengi ve kırmızı yapıyorum.
an buzzer bağlantısı da hazır. Şurada gözlerimizi takacağım. Ultrasonik sensörleri takıyorum. Sensörü şimdi yerleştirdik. Burada. Şu şekilde kartımıza montajladık. Şimdi pilimizi açalım. Pilin ölçüsünü aktarayım size. Pilimiz 7.4 volt. 850 miliamperlik bir pil. Bu pili şu an şuradaki kutunun tam burasına doğru yerleştireceğiz. Onların yerleştirme yapalım. Şu an burası hazır. Servo motorlarımızın bağlantısını yapacağız. Buzzer'ın bağlantısını yapacağız. Ondan sonra işleme başlayabiliriz. Şuradan 4 tane kablo seçiyoruz dişi olarak. Burada modülümüze yerleştiriyoruz. Sensör modülüne 4 tane kablomuzu taktık. Şu an normal anakartımıza bağlantılarını yapabiliriz. 2 numarayı buradaki 2 numaralı pine bağlayacağız. Burada dikkat edilmesi gereken konu servo motorları sinyal uçları, turuncu uçlarını aşağıya doğru baktırıyoruz. Yine şuradaki 3 numarayı aynı şekilde yanına bağlıyoruz. 4'e geçiyoruz. 4'ün bağlantısı şöyle yapalım. Burada 5'in bağlantısı aynı şekilde yanında. Şimdi buzzer'ımızı burada 10 numaralı bacağımızın en dışı ve en şuradaki en dışına bağlıyoruz. Diğer yer burada. Bu şekilde bağladık. Şimdi bizim sensörlerimizin bağlantısını yapacağız. VCC'yi 10 numaranın ortası ucuna vereceğiz. Bu herhangi bir ortaya olabilir. Bunu bağladık. Eko'yu, Eko'muz turun sarı olan renk. Eko'yu 9'un en dışına veriyoruz. Şimdi Eko'yu hallettik. Trink ucu var. Trink yeşil. Yeşili 8'e bağlıyoruz. Burada turuncu ucumuz GND. GND ucumuzu eksiye burada bağlıyoruz. Aynı şekilde. Şu an bu bağlantılar hazır. Şu şekilde kabloları toplayarak bağlantılarını yapabiliriz. Şu an robotumuzun kasasını oturttuk. Şimdi burada kodumuz var. Bu kodla ilk önce şu an kasasını ayarladık. Bilgisayarımızda kodumuz var. Bu kodumuzu ilk önce servoları sıfırlayacağız. Sıfırlamamızın sebebi ayak yerlerinin düzgün bir yerde olup olmadığını anlamak için. Şu an bağlantısını yaptık. Evet, hazırız. Evet, şu an durduralım onu. Şu an kodumuzu atıyoruz. Yüklendi.